Merhaba sevgili Teknopat izleyicileri, ben Ergün Gör. Ve ben Berker Güngör. Bugün sizlerle birlikte Artis'in Q972 tablet bilgisayarını inceleyeceğiz. Evet Berker, Q972'yi kısaca bize özetleyebilir misin? Q972, kısaca özetlemek gerekirse, Artis'in Türkiye'de sunduğu pek çok tablet modelinden bir tanesi. 500-600 TL arası fiyatlarda bir tablet bilgisayar arayanlara yönelik olarak tasarlanmış. Üretimi tabii herkesin bu dönemde yaptığı gibi Apple dahil Çin'de yapılıyor. Peki Çin, kalitesi nasıl? Kalitesi belli açılardan piyasadaki çok daha ucuz tabletlerden tabii ki daha yüksek. Orta sınıfa giriyor bu sayede. Evet, orta sınıfa giriyor. Öncelikle en ön plana çıkan tarafı ekranı. Evet. Yüksek çözünürlüklü bir ekran. IPS ekranı var. 9.7 inç. Birlikte gelen dokuyla birlikte şimdi izleyicilerimize ilk başta evet, gösterdik. Böyle bir aslında kılıf, dok dedim ama. Böyle bir kılıf yapmışlar, deri, suni deri. Hem tableti dış etkilerden korumak için taşırken, hem kullanırken hem de bu şekilde arka tarafını katladığınız zaman evet, masa üzerinde koyup çalışmak için işe yarıyor. Artis'in bu modelinin içerisinde Allwinner A31 modeli 4 çekirdekli işlemci var. 4 çekirdekli. Evet. 1.2 GHz hızında çalışıyor. Bu Cortex A7 ARM'ın Cortex A7 işlemcisinden lisanslanarak üretilmiş bir işlemci. Rockchip ve Allwinner evet, iki işlemci üreticisi. Bu tür tabletler ve diğer pek çok cihazda kullanılan işlemcileri fason olarak üreten iki firma bunlar. ARM mimarisindeki işlemcileri alıp lisanslayıp evet, daha uygun fiyatlı olarak bu tür cihazlar için üretiyorlar. Ve çok sayıda, çok şeyde ürettikleri için, çok fazla çeşit ürettikleri için fiyatı da tabii makul tutabiliyorlar. İçinde 2 GB RAM var. Ve bu çok önemli çünkü Android 4.1 kurulu olarak geliyor. Android evet, malum versiyon numarası yükseldikçe RAM açlığı yükselen bir işletim sistemi. Daha stabil hale gelse bile uygulamaların RAM ihtiyacı artıyor her şeyden önce. Tabii uygulamaların da RAM'e ihtiyacı var ama özellikle Android 4.1'i 1 GB RAM'li bir tablette denedim. Evet. Yakın zamanda ve ciddi bir şekilde performans sorunundan öte devamlı oluşan hatalarla karşı karşıya kaldım. O yüzden RAM özellikle çok önemli. Stabil bir çalışma. Tabii stabil için, bir çalışma için çok önemli. Bunda da 2 GB RAM var ve ciddi olarak performansını etkiliyor, olumlu yönde etkiliyor. 16 GB NAND flash depolama alanı var. Dahili hafızası. Dahili hafızası var. Ayrıca micro SD yuvası var. Buradan 32 GB'a kadar olan micro SD hafıza kartlarını rahatlıkla kullanabiliyor. Evet, Full HD filmleri özellikle Artis'in tanıtımında 2048 piksellik ekranla övdüğünü düşünürsek Full HD filmleri yüklemek için tabii ki harici SD belleklere ihtiyacımız olacak bunda. Tabii, hatta 32 GB'a kadar desteklemesi aslında bence bir eksiklik. Daha yüksek hafıza kartlarını destekliyor olsaydı çok daha iyi olacaktı. Çünkü bizim burada kütüphanede biliyorsun evet, 13-14 GB'ın altında Full HD film yok. O yüzden 32'lik hafıza kartına 2 tane film attığın zaman doluyor. Aslında çok yüksek çözünürlükte bir ekran, çok güzel bir görüntü kalitesi, evet, parlaklık. Ama bununla birlikte tabii ki izleyeceğimiz filmlerin ve uygulamaların grafik kalitesinin boyutlarının da buna göre artması gerekiyor. Her şeyin bir eksiği var. Hafızanın buna göre artması gerekiyordu. 2 GB RAM, 4 çekirdekli işlemci bu yüzden iyi bir seçim olmuş. İstiyorsan yakından bakalım performansı ne kadar akıcı, neler sunuyor bize, üzerindeki giriş çıkışlar ve genel olarak ergonomisine. Detaylara şimdi yakından bakalım. Evet. Evet, şimdi Artis Q972 tablet incelememize yakından ve detaylarla devam ediyoruz. İşlemcisinin 4 çekirdekli olduğunu söyledik. 1.2 GHz'lik. Peki performansı akıcı mı belki? Performansı işlemcisi yeterince güçlü. Aslında Cortex A7 işlemci yüksek performanstan ziyade yüksek enerji verimliliği için tasarlanmış bir işlemci. Tabii Allwinner A31 de direkt bunun bir kopyası olduğu için, lisanslı kopyası olduğu için enerji tasarrufu ve ısı üretimi açısından verimli bir işlemci. 1.2 GHz'de çalışıyor. Yine de işlemcinin gücü
yaban atları cinsten değil. İşi görüyor rahatlıkla. Evet. Oyunları çalıştırabiliyor. Bir öyle A9 işlemciden çok daha hızlı sanıyor her şeyden önce. A9 işlemciler biraz daha hızlı. Cortex A9 işlemciler biraz daha hızlı ama daha fazla enerji tüketip daha fazla ısı üretiyorlar. Şimdi şu an masa üstünde mesela Chrome açık. Evet. Web sitemiz açık. Burada ilginç bir özelliği göstermek istiyorum. Şu şekilde. Ses açma kapatma tuşları fiziksel olarak değil de ekran üzerine dokunmatik olarak konmuş. Yan tarafta iki tane tuş var. Biri açma kapama tuşu, diğeri de fiziksel bir home tuşu. Evet. Android tablette bulunan home tuşunun fiziksel bir versiyonunu yanına koymuşlar. Buna tıkladığınız zaman hangi uygulamada olursanız olun, nerede olursanız olun direkt masa üstüne dönüyorsunuz evet. Otomatik olarak. Bu ilginç bir yaklaşım olmuş. Tabletin görüntü kalitesi ciddi şekilde iyi. Kullanılan IPS, kaliteli IPS panelden dolayı. Peki bu ekrandaki yüksek çözünürlüğü besleyen grafik işlemci nedir acaba? 8 çekirdekli bir lisanslı PowerVR'e kopyası kullanılmış. 2048 piksele 1536 piksel çünkü. Evet. Yani IPS panel evet. Bayağı bir yoğun grafik işlemci gerektiriyor. Evet ve IPS panel bu kadar yüksek çözünürlüklü bir IPS panel çalışırken bir miktar ısı da üretiyor. Bunu zaten tableti elinde tuttuğun zaman ekran uzun süre açık kaldığında mesela hiçbir şey çalıştırmazsan evet. Bile tablette arka tarafında bariz bir ısı yükselmesi yaşanıyor. Rahatsız edecek kadar yüksek değil ama tabletin panelinin ciddi enerji çektiğini ve enerji ısı ürettiğini anlamana yetecek kadar bir ısı yükselmesi var. İki tane peki soru doğuruyor bu. Bir, elinde kılıfla tutarken bu ısıyı hissediyor musun? Hayır, herhangi bir şekilde kılıf bu ısıyı hissetmeni engelliyor. Zaten kılıf varken de genelde çadır pozisyonunda masa üstüne koyup bu şekilde çalışmak veya da seyretmek çok daha faydalı. Evet, ergonomik. Çok daha kullanışlı, kollarında yorulmuyor. Ücretsiz ayrıca, dok almaya. Beraberinde gelen aksesuarlardan bir tanesi. OTG kablosu, kulaklık vesaire gibi. Ve ekran filtresi, evet. Ekran koruyucu daha ziyade. Ekran koruyucusu da geliyor beraberinde. Ben onu soydum şu an. Gözükmüyor. Evet. Onu çıkardım. Çünkü ekranın dokunmatik şeyini, hassasiyetini daha iyi anlayabilmek için. Onunla da kullandım. Ekranın dokunmatik hassasiyetini çok fazla etkilemiyor. Ekranın dokunmatik hassasiyeti bu klasmanda bir tablet için gayet iyi. İnsana saç baş yoldurmuyor. Tıkladığın zaman çalışıyor. Ve fakat ben bunu satın alan tüketicilere üzerinde koruyucu filmiyle kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sertleştirilmiş ya da Gorilla Glass türü bir cam olmadığı için uzun süre kullanımda camın çizilme ihtimali çok yüksek. Çizilmeye de karşı ne yazık ki dayanıklı değil. İyi kullanmak, evet, değil. Korumak gerekiyor. Evet. Çocukların eline verilecek bir tablet değil. Yetişkinlerin günlük hayatlarını, günlük kullanımları için tasarlanmış bir tablet. Evet. Ayrıca bağlantı seçeneklerine de bir dokunmak lazım, değinmek evet. lazım. Tablette kablosuz bağlantı olarak sadece Wi-Fi var. Ama en standardı anladığım kadarıyla. 802.11 B, G ve N standartları destekleniyor. Güncel bir standart, hızlı evet. bağlantı imkanı veriyor. Ancak bunun haricinde NFC ya da GPS yongası yok mesela. Evet. NFC ya da Bluetooth yok. Bu gibi diğer daha üst seviye tabletlerde sıkça rastlanan bağlantı seçenekleri evet. ya da fonksiyonlar bu tablette yok. Bu tablette sadece kablosuz olarak Wi-Fi var. Yani orta sınıfa indirmek için ekranın, işlemcinin ya da RAM'in başka performans veren özelliklerden kısmak yerine çok fazla kullanılmayan yan özellikler... İşin doğrusu Bluetooth çok sık kullanılan bir özellik değil. Herkes evet. devamlı Bluetooth bir şeylere bağlamıyor. Bluetooth aksesuarlar var piyasada. Kimi insanlar da kullanıyor. Ama bunda Bluetooth olmadığı için mesela bununla birlikte Bluetooth herhangi bir şey aksesuar kullanamıyoruz. Kabul edilebilir fedakarlıklar oluyor. Yani ev genelde zaten tabletler ev ve ofislerde kullanılıyor. Evet. Mesela burada bir oyun çalıştırarak ekrandaki görüntünün kalitesini ve performansını yakından izleyicilerimize gösterelim şimdi. Bir yandan da sen ikinci sorunu sor. İki sorum var demiştin. Evet, bayağı üzerinden şey geçti. Bu kadar geniş ve tabii 10 inçe yakın bir ekran, yüksek çözünürlük. Bunun ısı ürettiğini ve çok enerji tükettiğini söylemiştin. Benim sorum tabletin batarya ömrüyle ilgili, kullanım ömrüyle ilgili.
Tablette 8000 miliamperlik bir batarya var. Evet. Ve eğer ekran parlaklığını sonuna kadar açarsan ve ekranı hiç kapatmazsan, hiçbir şey çalıştırmasan bile 5 saatten biraz fazla bir zamanda bataryayı sömürüyorsun. Bunun sebebi dediğim gibi yüksek çözünürlüklü IPS panel. Evet. Çok fazla enerji çekiyor. Ama işin ilginç tarafı bu 5 saati film seyrederek de harcayabiliyorsun. Yani hiçbir şey yapmasan da bu ekran bu bataryayı tüketiyor. Bir şeyler yapsan da yine aynı sürede tüketiyor. Eğer ekran parlaklığını kısarsan, sesleri kısarsan, Wi-Fi'yi kapatırsan ya da işte çeşitli seçeneklerde açıp kapatırsan ekran batarya ömrü 8 saate yakın gidebiliyor. Burada üzerinden evet. Evin içerisinde mesela uzanmışken depolama kapasitesinin biraz kısıtlı olduğundan bahsetmiştik. Artık Full HD filmleri Wi-Fi üzerinden işte medya router'dan ya da bilgisayardan izlemek falan gerekiyor tabii. Evet, öyle çekerek izleyebilirsin herhangi bir sunucu görevi gören bir NAS sürücün varsa. Evet, Wi-Fi'ye bağlandığı için NAS üzerindeki mesela rahatlıkla dosyaları alıp seyredebilirsin real time olarak. Performansı buna yetiyor. Performansı yetiyor. Uygulama bu arada hızlı bir şekilde açıldı. Biz tabii bataryadan uygulama açıldı. Biz bataryadan bahsederken geçtik. Ben nedir bu arada bayağı oynamışım. Star Wars saplantısından dolayı bayağı bir bölüm geçmişim. Nasıl? Angry Birds'ün eğlencesi azalıyor mu yeni oyunlarda sence? Ya Angry Birds bence Star Wars'ta bayağı başarılı bir hale geldi. Yani Star Wars olan herhangi bir şeyi zannedersem ben yiyorum. Öyle de bir sorun var. Yani Angry Birds, Star Wars ne alaka? LucasArts'ı nasıl zengin ettik bakınız. Yani bakınız LucasArts'ı nasıl zengin ettik. 4 milyar dolar nasıl kazandırdık. Şimdi dediğim gibi dokunmatiğin güzel olduğundan bahsettik. Oyun bunu göstermenin en güzel yolu. Evet, dokunmatiği gördüğünüz gibi gösteriyorum. Ve dokunmatik sorunsuz çalışıyor. Algısı gayet iyi. Kapasitif bir dokunmatik var. Artık standart olduğu üzere. 5 noktadan mı? 5 noktadan olarak geçiyor. Bu tür orta sınıf tabletlerde 5 noktadan gayet iyi, ideal oluyor zaten. 5 parmağımızdan fazlasını da kullandığım zaman pek şahit olmuyorum tabletlerde. Yok, işin doğrusu şu şekilde yapılacak bir uygulama genelde yok. Yani 2 parmakla bir şeyleri şöyle yaptığın zaman 2 parmakla yapıyorsun. Şu şekilde yapmıyorsun. Bir de tabii çalışan uygulamada kaç parmak destekliyor? Evet. O da var. İşin içinde. İşin pek çok şeyi var. Detayı var. Dediğim gibi tablet genelde iç mekanlarda kullanılmak üzere hazırlanmış. Bir de şimdi istersen fiziksel bağlantı seçeneklerine yakından bakayım. Son bir sorum olacak ondan önce ekranla ilgili olarak. Ekranın çözünürlüğünden IPS panel zaten biz profesyonel bazı monitör incelemelerinde de değinmiştik. IPS panel çok kalitelidir ve diğerlerinden çok daha yüksek maliyete sahiptir diye. Tablette kullanılması evet. Çok büyük bir artı bu fiyat aralığında. Ama düzgün bir IPS panel. Düzgün bir IPS panel tabii. İyi üretilmiş, kaliteli kontrolü yapılmış bir IPS panel olması lazım. Kapalı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış dedin. Açık alanda güneş altında ya da parlak ışık altındaki performansını nasıl değerlendiriyorsun ekranın görülebilirliğini? Yani şimdi çok yüksek bütçeli bir tasarımı olmadığı için ekran camında evet. Yansıma önleyici vesaire bir özellik yok. Yansıma önleyici yok. Yansıma önleyici yok. Çoğu tablette yok aslında. Üst düzeylerde bile pek bulunmayan bir özellik. Cep telefonlarında bile artık ama şey yapıyoruz. Mesela Nokia'nın bütün modellerinde yansıma, polarize önleyici filtre var. Bunda şey de aktif olarak yansımayı önleyen bir şey olmadığı için, bir katman, bir tabaka olmadığı için yani çok parlak güneş ışığında ekran solmuyor ama ciddi bir şekilde yansıma gözüne ışık gelmeye başlıyor. Yansıma oluyor. O yüzden koruyucu parlak kaplamayı, parlak kaplama değil de koruyucu mat kaplama seçenekleri aramak lazım herhalde. O da renkleri bozacağı için çok benim tavsiye ettiğim bir şey değil yani renkli film koymak üzere. Sen filtresi kullanmayı seviyorsun ekranları genelde. Üzerinde bir koruyucu katman olmadan olduğu haliyle. Tabii. Ama çoğu kullanıcının içi el vermiyor. Tabii o bir de tabii kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir şey. Şimdi yakın plandayken hazır evet. Fiziksel bağlantı portlarına ve
hoparlörlerin yerleşimine değinelim. Bayağı bir kılıf içinde gösterdik. Artık bir evet. Kasanın arkasını, önünü gösterme zamanı geldi. Şurada bir kamerası var. Bir kamera da burada var. Şurada gördüğün gibi. 2 megapiksel. Evet. Flash yok. Çok fazla ileri teknoloji değil kameraları. Zaten hani tablet kameraları da şey. Yani ufak tefek resim çekmek için kullanılabilir ama çok fazla bir şey beklenmemesi lazım. Evet. Hoparlörlerin yerleşimi biraz can sıkıcı. İki hoparlör de iki tarafı aynı yere ve tam elinizin altına gelecek yere yerleştirilmiş. Zaten çok güçlü değiller. Evet. Bir de elinizde tuttuğunuz zaman elde kullanırken kapanıyorlar ve sesi iyice bozuluyor. Kılıftayken öyle bir sorun oluyor mu? Kılıftayken açıkta kalıyorlar. Ama dediğim gibi zaten çok güçlü değiller. Anladım. Hatta film seyrederken falan bayağı yetersiz kalıyor bu hoparlörler. Müzik dinlerken, film seyrederken 3.5 mm jack'ı kullanarak yanında gelen kulaklığı kullanmakta fayda var. Bunun dışında burada 2 adet düğmesi olduğundan bahsetmiştik. Bu tarafta olan portları görebiliyoruz. Mini HDMI portu var. Mikro USB portu var. Evet. Bu mikro USB portu ile birlikte kullanmak üzere bir tane OTG ara kablo geliyor. Standart USB çıkışına dönüştürüyor. Evet. Burada mikro SD kart girişi var. 3.5 mm kulaklık jack'ı girişi var. Bunlar bağlantı civataları. Evet, onları da fark ettim bu arada. Evet, iki tarafında civataları var. O civatalarda sökülerek kasa açılabiliyor ama ben tavsiye etmiyorum tabii. Bu tarafa baktığımız zaman bir giriş çıkış yok. Hiçbir burada şey bahsettiğim yok. Düğmeler var. Açma kapama düğmesi. Bu ne düğmesi? Bu da işte Android'deki home tuşunun fiziksel olanı. Fiziksel bir home fiziksel tuşu. Olanı. Üst kısımda bir şey yok. Kamerayı tekrar daha detaylı bir şekilde gösterirsek. Artes'in üzerinde zaten Artes Digital World yazısı, model Q972, input'unun 5W, 2.5 amper olduğunu görüyoruz. Evet. Seri numarası ve diğer detaylar bulunuyor yerinde. CE, FC uygunluk. Evet, uygunluk şeyi var. İthalat yapılacağı için belli beyaz, Avrupa standartlarına uygunluk aranıyor. Beyazı var. Beyaz rengi gayet hoş. Güzel. Bir de tasarım olarak güzel görünüyor. Siyah var yanlış hatırlamıyorsam. İki renk seçeneğiyle geliyor zaten ama beyazı benim hoşuma gitti. Evet. Gayet kullanılabilir. Standart baktığımız zaman Android ayarlarını direkt görüyorsunuz. Buradan kapatıyoruz. Şu tuşa basarak bütün uygulamalarınızı görebiliyorsunuz. İçinde zaten çok fazla uygulama geliyor mu? İçinde çok fazla uygulama yok. İşin güzel tarafı çok fazla uygulama olmaması, fazla çöp uygulama olmadığı anlamına da geliyor. Zaten Android marketten istediğinizi girip kendiniz indiriyorsunuz. Ücretsiz seçenekler de çok. Beraberinde gelen uygulamalar zaten Gmail vesaire, Google, Chrome Browser gibi en temel MX Player, en temel işinizi görecek uygulamalar. Ve bunlar en çok ihtiyaç duyacağınız uygulamalar. Evet, yakın çekimde ekranın kalitesini hep birlikte gördük. Evet. Sıfır ölü piksel garantisi de Artes'in bir yerli marka olarak ürünün kalitesine olan güvenini gösteriyor. Evet. Çünkü orta sınıfta ve giriş sınıfında özellikle kullanıcılar çok üst seviye tablet almadıkları zaman kalite ve garantisi konusunda bazı sorunlar ve sıkıntılar çekebiliyorlar. Özellikle ekran söz konusu olduğunda ciddi aksaklıklar yaşanabiliyor bazı markalar modellerde. Ama Artes burada sıfır ölü piksel garantisi vermiş ve gördüğümüz kadarıyla ekranda da ölü piksel yoktu gerçekten. Şu ana kadar gördüğümüz olaylarda arkasında duruyordu. Tabi biz daima takip ediyoruz. Kim arkasında duruyor, kim arkasında durmuyor. Tabii edebildiğimiz kadar. Forumlarımızda ve sitemizde her zaman bu konuyla ilgili yorumlarınızı, geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Pekala, sonuç olarak bu 500 lira civarına satılan tablet, işte ben gördüm kampanyası vardı, hediye çeki vardı, 650 lira. Yani internet sitesinde 650 lira fiyatta gördüm ama yanına 100 lira hediye çeki veriyorlar o siteden kullanmak için. Yani devamlı o siteden alışveriş yapıyorsan o 100 lira hediye çekini yanına kar kalabilir. Ama 550-560 TL civarında fiyatlarla genelde piyasada. Bu fiyata aksesuar aranmadan en azından kılıfının garanti olduğunu bilmek. Kılıfı, OTG kablosu, basit bir dokunmatik ekranı kullanmak için elektrikliyken basit bir kalemi var yanında.
Kulaklığı geliyor, şarj cihazı. Yani kullanmak için gereken her kullanmak şey pakette, için gereken her şey pakette var. En önemlisi kılıfı. Çoğu cihazda böyle bir kılıf yok ve bu masa üzerine özellikle koyup kullanmak için gayet hoş bir eklenti olmuş bence. Yani o ekstra 10-20-50 liraları harcamaya gerek kalmadan gerçekten ödenen kaldı ki parayla. Zaten bu model bir kılıf da çok bulunur mu emin değilim. Ya 9.7 inç ama elbette dediğin gibi bunun giriş çıkışları ürüne özel bir şekilde yapılmış. Üzerinde kamerasının deliği var. Buradan tuşlarına gayet rahat bir şekilde eliniz alıştıkça basmanız mümkün. Ve şu an yani basıp açtığım zaman hızlı bir şekilde açılıyor ve tepki veriyor bana. Tabii ben çok fazla seri basıyorum. Orası ayrı bir şey. Birden fazla kere basınca. Oyun oynatıyor, film izletiyor, HDMI kabloyla televizyona bağlanabiliyor. Yani çok geniş, çok esnek, yetenekli. Yani genelde ev ve ofis içinde kullanmak için gayet yeterli bir tablet. Bunun dışında eksileri olarak şeyden bahsetmiştin. Ekranın koruma eğer kılıf olmazsa üzerinde. Evet, ön cam kolay çiziliyor. Ön camın kolay çizilmesinden bahsettik. Bir de aslında quad core bir işlemcide daha düşük bir ekran çözünürlüğü olsaydı performans ve alınacak benchmark skorları çok daha yüksek olabilirdi. Tabii olabilirdi ama Artes biraz yüksek çözünürlüklü bir ekran koymayı tercih etmiş. Farklılaştırmak istemiş. Evet, farklılaştırmak istemiş. Bence yani o bulanların seçimi. Bunun da isteyen, arzulayan müşteriler olduğunu eminim ben. Orta sınıfta o zaman tercih edilecek bir tablet olarak unutamıyoruz. Evet, alınıp kullanılabilecek günlük hayatta eğer elinizin altında da bu tablet olmasını istiyorsanız işinizi rahatlıkla görebilecek bir tablettir. Bundan işin doğrusu bundan daha düşük fiyatlı ve haliyle daha düşük teknik özellikler olan bir tableti de ben tavsiye etmiyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi RAM'i daha düşük, işlemcisi daha düşük ya da ekranı çok daha düşük olan tabletler hayatı bayağı ızdıraba dönüştürebiliyor. Elinizin altında verdiğiniz parayı çöpe gitmiş hissetmeyiz söz konusu. O yüzden zaten biraz ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet, her zaman için öyle. Zaten insanların bakarken daima gözü üst modellere doğru gidiyor, üst fiyat aralıklarına doğru gidiyor. Ve fiyat aralığı aslında düştükçe rekabet sertleşiyor benim gözümde yükseldikçeden ziyade. O yüzden karar verirken, tercih yaparken yine de tercih yapmak çok zor. Özellikle belli fiyat aralıklarında. Tercih edilebilecek güvenilir bir olarak, ürün olarak bize iyi bir not veriyoruz bu incelememizden o zaman. Evet. Zaten detayları yazılı incelemede tabii, bütün teknik özellik tablosuyla görebilirsiniz. O zaman yeni bir incelemede görüşmek üzere. Ben Ali Güngör. Ve ben Berk Yargıngör. Hoşçakalın.